Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı TV'lerden ya da Smart TV dediğimiz televizyonlardan Netflix uygulamasını nasıl kullanabiliriz? Bu uygulamaya nasıl üye olabiliriz? Bunu kısaca anlatmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar karşınızda gördüğümüz kendi kullandığım televizyon Philips'in 49 Puck 7100 serisi. Bu Smart TV'dir arkadaşlar. Zaten bunun üzerinde Netflix uygulaması zaten üzerinde var. Şöyle ki kumandamı size gösterdiğim zaman bakın şurada kırmızı olarak gözüken Netflix yazısı var. Bunu zaten kumandadan görüyorsanız bir kere bu Netflix uygulamasını internet üzerinden indirmenize gerek yok. Buradan tuşa bastıktan sonra uygulamaya girebiliyorsunuz. Öncelikle şunu da belirtelim kendimde anlatmadan önce. Çoğu geniş bantlı TV'lerde ve akıllı TV'lerde yani Smart TV'lerde bu uygulamalar dediğim gibi içerisinde var arkadaşlar. Peki televizyonunuz akıllı TV yani Smart TV değilse bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için arkadaşlar oyun konsolunuz ya da medya akış cihazları var bunlar için. Örneğin televizyonunuza siz bu şekilde bir PlayStation ya da Xbox'lar vardır bunlar için. Bunları bağlantısını yaptınız. Peki ne yapmanız gerekiyor PlayStation'ı bağladıktan sonra? App Store uygulamasına girip buradan Netflix'in uygulamasını buluyorsunuz arkadaşlar. Kendi televizyonunuza bunu yüklüyorsunuz. Bu Netflix kurulumunu yaptıktan sonra yine bu PlayStation ya da Xbox cihazların üzerinden kolaylıkla bunun bağlantısını kurup bu Netflix'in uygulamasına girip buradan filmleri, dizileri, gerekli olan uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ayrıca bunu yine Apple TV'lerde de kullanma şansınız var. Çünkü Apple TV'lerin üzerlerinde bu uygulama Netflix mevcut. Şimdi bunları anlattıktan sonra kendi Smart TV cihazımda bunu nasıl yapıyorum bunu size göstereyim. Öncelikle kendi arayüz buraya girdikten sonra görüyorsunuz zaten. Smart TV'lerde çoğu uygulama üzerinde mevcut arkadaşlar. İnternet bağlantısı. Bakın burada Netflix uygulaması var. Buradan da girebiliyorum. Zaten kendi üzerinde kurulu dediğim gibi. Yoksa bile bunu kurma şansınız var dediğim gibi App Store'un üzerinden. Şimdi buradan YouTube dediğim gibi her şeyi kullanabiliyorum. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Bunun Netflix uygulaması kumandanın üzerinde var. Söylediğim gibi buna daha tuşlamadan önce arkadaşlar televizyonumuzu internete bağlamak gerekiyor. Bakın buradan ayarlar kısmını daha önceden ben size kablo ve Wi-Fi bağlantısının nasıl yapılacağını anlatmıştım. Kanalımdaki videoda var bu internet bağlantısı nasıl yapılıyor. Öncelikle buradan girip kablosuz ve ağlar bağlantısını yaptıktan sonra Wi-Fi ağınıza bağlandığınızı düşünelim. Buradan internet bağlantısı şu an televizyonumda var. Ve daha sonra ne yapmam gerekiyor? Eğer burada kumandanın üzerinde bakın şu Netflix varsa buna bastığım zaman otomatik olarak giriyor. Olmadığını düşünelim. Yine buradan dediğim gibi arayüz programına girdikten sonra şurada arayüz programı dediğimde şu arkadaşlar Home yazan bir tuş var kumandaların üzerinde. Bu Home tuşuna tıkladığım zaman karşıma bu pencere çıkıyor. Karşınızda gördüğünüz bu Netflix tuşunun olmadığını düşünürsek. Buradan Netflix uygulamasına geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi buradan Netflix açılacak uygulaması. Açılırken ve kapanırken biraz beklemek gerekiyor. Acele etmeyin. Evet bakın Netflix uygulaması açılıyor. Şunu da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Netflix uygulamasını öncelikle buraya girdiniz ama karşınızda oturum açma isteği diye bir işaret çıkacak karşınıza. Bunu da Netflix'in kendi internet sitesinden bakın bu bizim kendi oluşturduğumuz arayüzler. Buradan örneğin giriyoruz buradan bir uygulamaya. Buradan bakın istediğiniz şurada sol tarafta ana sayfa en son olan izledikleriniz diziler, filmler kendinize liste oluşturabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi buraya bağlanabilmek için arkadaşlar öncelikle internet sitesine girip Netflix'in abonelik gerekiyor ya da oturum açmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra televizyonda giriş sağlayabiliyorsunuz. Çünkü ilk anda buraya girmeye çalıştığınızda bu arayüz karşınıza çıkmaz. Sizden şifre ya da parola isteyecek. Dediğim gibi bunu da internet sitesinden
üyelik yaparak buraya bağlantı kurabiliyorsunuz. Şimdi buradan geri gelelim. Dediğim gibi Netflix'e girmek bu kadar kolay. Tuş buradaki kumanda üzerinden de basalım şöyle. Bakın Netflix'e tıklıyorum. Böyle de bağlanıyor. Buradan çıkış yapmak istediğimizde Netflix'ten çıkış yaptım. Evet, biraz yine bekletecek. Bakın yine arayüz programına geldim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şunu unutmamak gerekiyor. Öncelikle kumandamızda Netflix işaretini göremezsek, dediğim gibi kumanda üzerinden Philips'lerde, özellikle Smart TV'lerde Home tuşu vardır. Bu arayüz programına geliyoruz. Buradan Netflix uygulamasını bulup tıklıyoruz. Örneğin bu yoksa, dediğim gibi Netflix uygulamasını buraya indirmeniz, televizyonumuzun arayüz programına girdik. Örneğin buradayız. Ve siz buraya baktınız, benim burada olduğu gibi Netflix yazısını göremediniz. Yani bununla ilgili bir uygulama burada bulamadınız. Peki bulamadığınız zaman böyle Android olan sistemlerde ne yapıyoruz? Burada bakın, Google Play üzerinden tıklıyorum Google Play'e. Burada uygulamaların indirme şansınız var buradan. Şimdi buraya girdiğim zaman bakın, üst kısımda buradan arama tuşuna tıklıyorum. Buraya arkadaşlar Netflix yazalım. Şu an dediğim gibi benim televizyonum internet bağlantısı var arkadaşlar. Tüm bunları yapabilmek için internet bağlantısı gerekiyor. Bunu yine söyleyelim. Netflix yazalım. Evet, bakın. Hiç bilgisayar televizyonunuzda olmadığını düşünelim. Bu şekilde bulduk. Aratalım. Google Play'deyim şu an. Yani Play Store'dayım. Bakın burada uygulaması çıktı arkadaşlar. Bunun gibi yanında farklı uygulamalar da var. Buradan Netflix'e tıkladığım zaman bakın. Şimdi arkadaşlar bakın, Netflix'i ilk anda Play Store'da bulduğum zaman bakın, şurada bende aç yazıyor ya da güncelle yazıyor şurada. Sizde bu ilk defa indir diye görürsünüz bunu. Burayı indirdikten sonra, buradan indir yaptıktan sonra arkadaşlar geriye gelelim. Bakın şimdi buradan indirdikten sonra bizim arayüz programında burada benim gibi sizde Netflix yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Ve buradan bağlandığınız zaman Netflix artık uygulamasını kullanmış olacaksınız. Ama dediğim gibi bunu hangi televizyonlarda yapabilirsiniz? Akıllı TV ya da Smart TV dediğimiz çoğu geniş bantlı olan akıllı TV'lerde yapabiliyorsunuz bu uygulamayı. Dediğim gibi bu akıllı TV ve Smart TV'ye sahip değilseniz arkadaşlar, ara konsol, PlayStation gibi cihazlar ya da Xbox gibi cihazlarla yapabiliyorsunuz. Bunu da anlattım. Ayrıca Apple TV'lerin de üzerinde bu Netflix uygulaması var arkadaşlar. Yani harici olarak akıllı TV ve Smart TV kullanmadığınız zaman bu tarz cihazlar ve uygulamalar üzerinden bunları kullanma şansınız var. Bunun haricinde ne anlatabiliriz? Evet, Netflix uygulamasını rahatlıkla bu şekilde kullanıp buradaki dizilerin, filmlerin keyfine varabilirsiniz arkadaşlar.